Burası mı lan? Yanlış cami olmasın? Burası abi. Hoca nerededir? Camidedir abi, nerede olacak? Sen ne duruyorsun oğlum o zaman? Git çağırsana hocayı. Bizim abdestimiz yok, camiye girecek. Adamı günaha sokma hadi. Abi. Hı? Benim de abdestim yok. Oğlum. Madem hocalara söz verip iş bırakıyorsun, o zaman abdestsiz de gezme lan. Hadi. Mal ya. Kapalı abi. Nasıl kapalı ya? Cami kapalı olur mu Vedat? Bilmiyorum ki pilot. Ulan bir şeyi de bil be. Bir şeyi de bil. Şu bizim Yaşar değil mi? Hayırdır Yaşar, kime baktınız? Ali Hoca'ya baktık İlhan amca. Saatte camide ne işi olsun oğlum? Yatsı okunalı kaç saat oldu, haberin var mı senin? Ne zaman gelir? Yarın sabah namazına gelir. Sonra da hemen dükkana gider zaten. İmamın dükkanı mı var? Ne imamı? Bu caminin imamı. Siz Ali Hoca'yı cami imamı mı zannettiniz? Değil mi? Değil. Yaşar, sen söylemedin mi oğlum? Hadi bakalım, hayırlı geceler. Konuşalım mı? Gerçi biz zaten böyle karşılıklı susarak da konuşuyor olmuyor muyuz? Bak, pilot. Hı. Aslında daha önce seninle buna benzer bir konuşma yapmıştık. Ama belli ki kendimi sana anlatamamışım. Duygu bak, ben şimdi... Lafımı kesme. Sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Ben... biliyorsun ya işte, benim ecza deposu var. İşte senin eczanenin tam... Sakın... Bana yalan söyleme, cinayeti azmettirme, çatışma. Anladım ben seni. Geçmişin ve mesleğin temiz değil. Tamam, yani istemeden bazı işlere karışmış olabilirim. Ama bak Duygu, hayat bize seçme şansı vermedi. Anlıyorum. Neyse. Geçmişini daha fazla kurcalamak istemiyorum. Ve geçmişini bir kenara bırakıyorum. Ama bundan sonrası için senden bir söz istiyorum. Emret. Aferin. Eyvallah. Teşekkürler. O da şu. Hı. Eğer sana bir şans vermemi istiyorsan artık silahla falan işin olsun istemiyorum. Yani her işinin yasal olmasını istiyorum. Duygu bak, ama sen şimdi bana... Ben söyleyeceğimi söyledim. Seçimini yap. Eğer terazinin bir kefesinde sen varsan, öteki tarafında ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. Anlaştık o zaman. Anlaştık.
Bundan sonra sen artık benim için farklı birisin. Kendin için de yeni biri ol. Bak, emin ol hayat sana çok güzel yollar açacaktır. Seninle yürüyeceğim her yola hazırım ben, duygun benim. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini. Tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan har olmadı. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Çiçekler sundum sana, seversin diye. Oh! Cennette miyim? Değilsin. Tabii bu gidişle cennete de gideceğini hiç sanmıyorum ama. Senin olduğun her yer cennet bana. Bir dur pilot bey. Daha yeni kendine geldim. Bunların hepsini söyleyecek çok vaktin olacak. Tabii. Ben müsaade edersem. Ben buraya nasıl geldim? Hatırlamıyor musun? Oraya tekrar saldırdılar. Ben onları... Ne yapacaksın? Ali Hoca kurtardı bizi. Sonra buraya getirdi. Burayı Hüdaverdi için tutmuş. Öyle Hüdaverdi arada bir kalıyormuş ama. Neyse. Sen hele bir ayaklan. Bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Sana soracak çok şeyim var. Şimdi aç karnına vereceğim ilacı iç. Yemekten sonra daha bir sürü ilaç içeceksin. Senin elinden zehir olsa içerim. Böyle devam edersen bir gün o da olur. Merak etme. Ben yemeğini getireyim. Bekle sen. Sonra eczaneye gideceğim. Hüdaverdi, yemek ne oldu? Boş ver yemeği. Pilot abi. Hüdaverdi. İyi misin? İyiyim. İyiyim de. Vedat nerede? Vedat abi çıktı. İşi varmış ama gelecek. Sen ne arıyorsun onu burada? Sen niye Ezgi'nin peşinde değilsin? Ben Vedat abiye söyledim. Bana başka Ezgi gösterecek. Benim sevdiğim Ezgi seni seviyor. Yok oğlum öyle bir şey. Kızla daha doğru düzgün iki kelam etmişliğimiz yok. İnsan hiç tanımadığı insanı sever mi? Sevmiyor mu yani? Tabii sevmiyor oğlum. Sen taktik hata yapıyorsun. Taktik hata mı? Tabii taktik hata. Sen şimdi bu kızı böyle kovalıyorsun ya. O da kaçıyor doğal olarak. Sen kendini biraz geri çek. Kız da kıymetini bilsin. Ama ben seviyorum pilot abi. İnsan sevdiğinin yanında olur. Oğlum ondan kaybediyorsun işte. Sen kendini biraz geri çek. Kız kıymetini bilsin. Anladım.
Ezgi'yi uzaktan seveceğim. Haberi bile olmayacak. Ha şöyle. Ben gideyim de Ezgi'yi biraz uzaktan seveyim. Vedat, neredesin oğlum sen? Ha? Ne yaptınız? Bulabildiniz mi o pusucuyu? Bulduk sonunda pilot. Kimmiş lan? Takacının kardeşi. Adı Mert. Vay. Vay. Demek abisini özlemiş. Oğlum ne yapın yapın. Ne bulun. Onu öyle bir doğrayacağım ki Vedat. Öyle bir doğrayacağım ki onu doğuran ana bile tanıyamayacak, ana. Tamam tamam, araştırıyoruz pilot. Sen sakin ol şimdi biraz. Al bir switch. Emin misin? Ne oldu lan? Bulmuşlar mı? Namerti. Ya bir dur, heyecan yapma şimdi yaralı yaralı pilot. Başka bir durum var. Ne durumu? Polis araması kalkmış. İyi. Nasıl kalkmış lan? Ne bileyim. Biri takacı cinayetini üstlenmiş. Dava bizim için kapanmış. Kim yapmış oğlum bunu? Bilmiyorum ki pilot. Biri yukarıdan bizi kolluyor ama kim o? Biri kolluyor, diğeri kurşun sıkıyor, ortadan kayboluyor. Biz nasıl bir cendereye düştük Vedat? Ya pilot bir sakin ol Allah aşkına. Yaralısın yaralı. Sen bir iyileş. Hepsinin üstesinden geliriz kardeşim evelallah. Lan oğlum yaralıyız da. Hoş geldin yenge. Ne yengesi? Yani... Yani... Onu evinde kaldığı şaibeli kadınlara söyleyeceksin. Bana değil. Peki yenge. Yani... Duygu Hanım. Hı. Sabır. Sen onun kusuruna bakma. Bakmıyorum. Beni sadece senin kusurların ilgilendiriyor. O da yeterince var zaten. Doğru diyorsun. Seni de meşgul ediyorum değil mi? Benim yüzümden eczaneyi de ihmal ediyorsun. E ben gelseydim pansumana. Evet, sen gelseydin pansumana. Nasıl gelecektin bu halde? Benim ölüm bile sana yürür Duygu. Neyse, ayağa kalkınca bu ölüm kalım işlerin hepsini konuşacağız seninle. Cinayeti azmettirme, çatışma, hepsini tek tek soracağım sana. Merak etme. O kadar mı? Ne o kadar mı? Hesabını soracaklarım. Daha fazlasını mı bekliyordun? Ha, yo yo. Öyle gayet iyi. Hatta fazla bile. Güzel. Pansumanı yapıp eczaneye gideceğim. Hadi aç yaranı. Açıyor mu? Yok. Oh! Elin de bayağı hafifmiş. Aslında tokadımı yiyenler ağır olduğunu söylerler ama neyse. Bana daha nasip olmadı. Nasip olmaz inşallah. Ellerin dert görmesin. Sağ ol. Rica ederim. Ne selam veririm, ne de selamını alırım. Yahu bir sakin olun. Durup dinlemeden konuşuyorsunuz. O kız, bu kız hocayı bozdu. Daha önce öyle değildi. Bak bey diyor,
Kızın bu işle bir alakası yokmuş. Siz de taktınız bu kıza. Doğru. Kızla bir alakası yok. Da adam torbacıyı vurmuş. Hayır, benim anlamadığım, bu mahallede sana hoca demişler. Sana saygı göstermişler. İtibarın var. Ağırlığın var. İşinde gücünde olan insanlardan ne istiyorsun? Değil mi ama? Peki siz demediniz mi torbacıymış diye? Öyleymiş. İşte bakın, asıl mesele ona bu işi verenleri bulmakta. Yılanın başını orada ezmek lazım. Yani doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Belki onların da gerçekleştirmek istedikleri bir takım hayalleri var. Saygı duymak lazım değil mi ama? Neye saygı duyacağım Allah aşkına? Ben onları bulsam şurada meydanda dar ağacına sallandırırım vallahi. Çocuklarımızı asıl zehirleyenler onlar. Aynen. Doğru söylüyorsun oğlan abi. Duygu. Şu adam sabah bizi eczanede o serseriden kurtaran adam değil mi? Baksana bir. Babanla ne konuşuyorlar acaba? Ne bileyim anne, bana mı soruyorsun? İş adamıyım demişti değil mi? Ne iş yapıyor ki? Nereden bileyim? Tamam sen git. Ben babanla bir şey konuşup geleceğim. İyi tamam. Pilot ne oldu? Ne oluyor? Bana Ahmet konusunda niye yalan söyledin? Ne diyorsun sen? Ahmet'le konuştuk biraz da. Bana kim olduğunuzu, geçmişte ne olduğunuzu her şeyi anlattı. Şimdi bana söylemen gereken asıl şey, neden sakladın benden? Ahmet'e bir şey yapmadın değil mi? Pilot, ona bir şey yapmadın değil mi? Ya ben bu haldeyken bile sordun soruya bak. Çünkü senin böyle durumlarda ne yapacağını bildiğim için olabilir mi sence? Çünkü pilot asar, pilot keser, pilot biçer. Oradan bakınca pilotun tek yapabildiği bu değil mi? Senin gözünde bu. Benim kalbim yok çünkü değil mi? Pilotun kalbi yok. Ya sana kalbin vermiş bu adam. Sana neden yalan söylediğini soramaz öyle mi? Benim sevdiğim dediğim kadın, yarın öbür gün evleneceğim dediğim kadın bana cevap vermek yerine o adam için endişeleniyor öyle mi? Yazık be. Yazık. Yapma bunu. Yapma. Neyi yapmayayım ya? Neyi yapmayayım ben? Ya bana cevap ver. Neden sakladın benden? Çünkü senin böyle durumlarda neler yapacağın belli olmuyor pilot. Zarar vermenden korktum. Zarar vermemden korktun ha? Zarar vermemden. Pilot. Ya ben neyi anlatamıyorum sana? He? Allah aşkına ben sana neyi anlatamıyorum? Seni ne kadar çok sevdiğimi. Niye ben sana anlatamıyorum? Benim canımdan çok sevdiğim yarim bana yalan söyleyecek. Ben de delirmeyeceğim öyle mi? Hani yalan yaptım? Hani doğru şeyler yapalım diye öğretmenlik yapıyordun bana? Sana gelince her şey mübah mı Duygu Hanım? Pilot çok kırıcı oluyorsun. Beni böyle suçlayamazsın. Suçlayamam tabii. Ben kimim ki?
Ben etten kemikten değilim ki. Ben insan değilim ki. Seni nasıl suçlayayım? Sadece senin canın var. O zibidiyi bile benden çok düşünüyorsun. Korkma. Öldürmedim onu. Onu değil. Seni düşünüyorum. Ama nerede sende bunu anlayacak hassasiyet? Sen ancak böyle kır, dök, sinirlen. Kaba saba davran. Kaba saba davranayım öyle mi? Kaba saba ben. Ya el alemin herifi gelecek. Benim gözümün önünde senin gözlerinin içine baka baka yürüyecek. Ben de buna eyvallah diyeceğim öyle mi? Mıyım lan ben? Yuh pilot artık. Yuh. Bunu nasıl söylersin ya? Git kendine güvendiğin bir sevgili bul, tamam mı? Benden git. Merhaba. Senin ne işin var burada? Söylediklerin yetmedi de. Daha fazlasını mı söylemeye geldin? Duygu. Ben biraz yanlış anlamışım. Kusuruma bakma. Yani öyle mektubu okuyunca... Ne oldu? Sen o mektubu okuyunca ne oldu? Ya sen ne biçim bir insansın? Ben sana ne dedim? Ben ruhsal olarak çok yorgunum. Anlatmak istemediğim şeyler yaşadım. Yaşıyorum demedim mi? Dedim. Dedin ama... Hani... Ama ne? Aması ne? Sen de bana her başlangıç yeni bir kurban ister dediğinde... Ben sana ne dedim? Sonunda başardım dedim değil mi? Ben... Tam olarak onu kastettiğini anlamamıştım. O zaman sana her şeyi büyük harflerle bağırarak anlatmak gerekiyor pilot bey. İyi. Dinle o zaman. Ben sana hiç yalan söylemedim. Evet. Ali'ye karşı bir zamanlar bazı hislerim vardı. Ama ben senin elini tuttuğumda, başımı senin omzuna yasladığımda, o iş benim için bitmişti. Sen bunu anlamamışsın ya, artık anlasan da fark etmez. Aramızdaki her şey de bitti. Tamam. Haklısın. Haklısın da işte ben o mektubu böyle bir anda okuyunca... Hala mektup diyor ya. Hala mektup diyor. Ya sen bizim ne yaşadığımızın farkında mısın pilot bey? İş adamıyım diye girdin benim hayatıma. Mafya çıktın. Gittin bir gece Tuğçe'nin evinde sabahladın. Bir de şu hostes kız. Birlikte uçtuğunuz. Geçmişi sorgulayacaksak buyur, ben hazırım. Kimseden saklayacak hiçbir şeyim yok. Dökeyim mi defterlerini tek tek ortaya? Ki ben hepsinin üstüne bir çizgi çektim. Sana bir şans verdim. Ya sen
sonu başı belli olmayan bir mektup yüzünden anlamadan, dinlemeden beni ihanetle suçladın. Hayatımda senin gibi bir insana yer yok. Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Hadi yolun açık olsun. Duygu. Ömrümün sonuna kadar kapında bekletecek olsan ben yine beklerim seni. Senin beni affetmenden başka bir yolum yok benim. Niye sana her baktığımda yanılıyorum? Niye yüzümün sana her döndüğümde hayal kırıklığına uğruyorum? Biliyor musun? Çünkü senin hayatın kangren olmuş. Sen ne yaşamayı, ne de yaşatmayı biliyorsun. Tek yaptığın şey kırmak, dökmek, yakmak, yıkmak. İşte bu yüzden hayatımda sana yer yok. Git. Git dedim sana. Git. Duygu, ben ömrümü sana göre ayarlarım. Yani yaraysan da sen iyileştir beni. Senden başka nereye gideyim ben? Cehennemin dibine git. Nereye gidersen git. Uçurumun kenarındasın diyorsun. Sen diyorsun. Ama şunu unutma. Düştüysem de sana bakarken düştüm. Kalk şuradan. Niye peşimden geliyorsun yine? Başka bir yolum yok ki. Niye? Mesela gidip yine bir şeyler bulup gelip bana abuk sabuk laflar edebilirsin. Git bak, araştır. Belki ilkokulda falan birilerine mektup yazmışımdır ha? Duygu, bak lütfen. Lütfen beni affet. Unutsak bütün olanları. Ha? Unutulacak bir şey mi bu? Ya sana o kadar sinirliyim ki. Sen gidip o kadının evinde kaldığında bile ben seni dinledim değil mi? O kadın geldi, sonraki gün benden ertesi gün hapı istedi. Ben geldim sana sordum. Anlattıklarına inandım değil mi? Sen niye bunu bana yaptın? Aylarca, haftalarca peşimden koştun. Aşkından ölüyorum, bitiyorum ayağa çektin. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece yanında durmama izin ver dedin. Ama kalktın, ilk fırsatta beni seni aldatmakla suçladın. Hayatımda senin gibi bir insana yer yok.
Git. Bir daha da gözüm görmesin seni. Duygu. Ben seni gerçekten çok sevdim. Aşk adına işlenen günahlara benim karnım tok Pilot Bey. Seveceksen adam gibi seveceksin. Aşk hiçbir günah masum kalmaz. Şimdi git. Bak eğer gidersem, eğer senin peşini bırakırsam ben ölüme koşarım. Eğer sen yine de git diyeceksen. Tamam. Gideyim. Git. Defol. Öyle olsun. Dur. Elimi tutmama izin verdiysem, kalbime girmene de izin vermişim demektir. Seni şapşal. Bir daha benim hakkımda böyle şeyler düşünürsen senin doğduğunu pişman ederim. Ben zaten doğduğuma çoktan pişman olmuştum be Duygu. Bak bu gülümseme için var ya... ömrümün geri kalanından gözümü bile kırpmadan vazgeçerim biliyor musun? Neye bakıyorsun? Arar mı hiç o inat? O inatsa ben daha da inadım. Biz birbirimizden gidemeyiz Duygu. Çünkü ben seni gözümle değil, gönlümle sevdim. İnat olan o değil de sen misin acaba Duygu? O senin için hep çabaladı. Peki sen? Anne, bugün eczaneyi siz açsanız ben biraz sahile hava almaya gitsem olur mu? Ne havasıymış bu? Açarız tabii kızım, açarız. Sen git dolaş, hava al birazcık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Ne? İlhancığım bırak biraz gezsin dolaşsın kız ya. Çok üstüne gidiyorsun. Bak sonra depresyona falan girecek benden söylemesi. Yani Allah korusun. Dünyanın sonu değil oğlum. Özür dileyeceksin bu kadar. Gerisi ona kalmış.
zayıflamış mı biraz? Sıkıntıdan mı acaba? Yok ya. Ne geçti ki aradan? Bana öyle gelmiştir. Yüzü beni görünce mi asıldı? Ulan Bilat. Bir çuval inciri berbat ettin. Özür dile kızdan, bakalım affedecek mi? Özür dilesem hemen unutur mu olanları? Sarılır mı bana? Ne olur sarılsa. Dünya tekrar dönmeye başlasın. Ne olur sarılsın Allah'ım. Babam haklı çıktı dedirtecek. Ne yaşattım sana be Duygu? Sinirle mi söyledin onları? Sinirli ağzımdan saçma sapan şeyler çıktı. Of, nasıl alacağım geri söylediklerimi? Ama o da bana neler dedi. Ben niye diliyorum? Onun dilemesi lazım. Hala takıyor. Hala takıyor. Hadi özür dilesene, ne bekliyorsun pilot? Ya bunun özrü mü olur derse? Sert bakıyor sanki. Hem o niye özür dilemiyor ki? Yalan söyledi bana. Korkak. Konuşmaya cesaretin yok değil mi? Anca bakarsın öyle. Yok yok. Hala çok kızgın. Hem suçlu hem güçlü, şuna bak ya. Dilemezsen dileme be. Nezaketsiz ne olacak? Ulan seviyorum be. Seviyorum. Kalbim çıt etti yine, bak iki gözümün çiçeği. Nazik olmasan da çok seviyorum seni. Döneyim işte ya. Döneyim seviyorum diyeyim. Tutayım elini. Arkamdan bakıyor mu acaba? Dönmemiştir bile, yürüdü gitti baksana. Hadi pilot, hadi sevgilim. Haklıyım be güzel gözüm. Ne olur kabul etsen. Bir şey mi diyecektin? Yok. Ha, yo. İyi, peki. Sen bir şey mi diyecektin? Yo. Ha. Peki. YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.